ama reis maç var eben var ne maç var daha an saat 9 oldu ya oğlum maç 7 değil miydi incinmedim incinmedim uzatmalar tamam ya 9 dakika geçsin kardeşim muhabbet ediyoruz dur maç var diyor 9 dakika için benle burada pazarlığa oturmayın oğlum bitti abi çok az kaldı belli olmaz Fenerbahçe bir anda çakar 1-1 olur Penaltılara gidiyor mu? Penaltılara gidiyordur herhalde. <laughs> Futboldan hiç anlamıyorum. Ne zaman penaltılara gidiyordu maç? Çünkü berabere bitince penaltılar oluyordu. Değişti mi o sistem? Hay Allah'ım ya. Bir de buradan linç yeriz şimdi. <laughs> Elren futbol hakkında hiçbir şey bilmeden yorumlar yaptı. Linç, 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 linç. Bana koduklarım <laughs> yemin ediyorum kafayı yedim ya bir de belim tutuldu belim tutulmasa ertesi yayına çıkıp içinden geçecektim milletin. Böyle iki büklüm çıkmayayım dedim. Ne linç kültürlü bir milletiz değil mi ya? El Elren özür dile. Tamam abicim. <laughs> Elren özür dile. <laughs> bir de kalkmışlar elrenden özür dile şey çıkarmışlar. Vallahi daraldım ya. Ben hayatımda bu kadar linç etmeye programlı bir millet görmedim. Yani atarine, kokarine, altına, üstüne hiçbir şey sorgulamadan <laughs> garip Neyse. Sonra çoğu özür diledi en azından. Çoluk çocuk da olsa bir birçoğu onlar özür diledi. Çoluk çocuk diye eziklemiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın ama bu kadar da linç edilmez ya. Oğlum şeyler falan okudum ya. Bu adamın acilen ölmesi lazım. Geri zekalıya bak. Ölmesi lazım ne lan? Senin milletine, senin ırkına, senin e, vatandaşına ırkçılık yapıyor millet. Gidip o kadar savun amına koyayım. Harbiden ırkçılık yapanı. Evet oğlum ölmesi lazım bu adamın acilen falan yazmışlar ya. Yazan da 10 yaşında kız çocuğu. İnanılmaz yani ben böyle şok. Biz gece çocuklarla oturduk. İşte o yayından sonra oyundan sonra dedim oğlum ne linç lan yani ne ırç... ben ırçılık yapacak bir adam değilim yani ne ırçılı? O kadar rahatım ki açtım bir baktım geber pislik ölmen lazım. Biz işte uzak doğuları senin elinde harcatmayız falan ne oluyor lan? Neyse çok üstünde durmayacağım. Çünkü sinirim bozuluyor böyle şeylerde. Sen demeden yaşını ve cinsiyeti tahmin ettim az önce salak. Ya abi salak TikTok değil yani bununla deton olmadım oğlum vurgu yaptım. Ya abi ben şeye kızıyorum. Yani tamam gençsin, kanın kaynıyor, ateşlisin, ee, sevdiğin bir grup veya sevdiğin bir ırk var veya sevdiğin bir insan var. Ya şu fan boyluğu biz ne zaman aşacağız ya? Hani bu kadar kör kütük fanboyluğu ne zaman aşacak bu millet hiçbir fikrim yok. Harbiden o gece ne yaşadım bir Allah biliyor bir ben biliyor yani. yani. Bir yandan sinirleniyorsun. Ortalığın ağzına sıçasın var. Bir yandan fark ediyorsun ki yaşı küçük insanlar. Bir edit üzerinden yorum yapıyorlar. Oğlum ne kadar biriktirdiğim olgunluğum varsa hepsini o gün koydum ha. Bütün son HP'mi son canımı orada harcadım yani. Dedim sakin ol. Ha bir de insan korkuyor biliyor musunuz? Yani insan korkuyor. Ya düşünsene böyle hep ırkçılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu söyleyen adamken TT oluyorsun ki TT yapan sizsiniz. Yavşaklar. 300 kişi bot hesap orada basmış anasatim beni linçe gidip savunacağım diye Türkiye TT yaptınız ya. <laughs> Bana, beni arıyorlar diyorlar ki abi Şimdi Twitter inceliyoruz. Senin hesabın yok biliyorum. Ee, ya abiciğim, 10 bin tweet var, 9 bini seni 9500'ü seni destekliyor. Diğer 500 de özür diledi. Bu nasıl bilinç? Dedim <laughs> ki ya kardeşim? Benim bir suçum yok. Ben arkadaşlar gidin beni savunun da demedim. Hani nasıl oldu bu olay? Abi 10500 oldu. <laughs> Ama bu arada beni sevmeyen adamlar da yani. Bak ben, bana da karşı hate duyan adam bile gidip destek atmış yani salaklık yapmayın lan bu adamı da ırçı demezsiniz diye. Sağ olsunlar teşekkür ederim arkadaşlar beni koruduğunuz için. Bir de birileri şey yazmış abi bu tayfayla uğraşamazsın bence özür dilemelisin. <laughs> tamam özür de bitsin abi bu dram. Şampiyon Galatasaray yazanlar o maç bitti. Arkadaşlar tebrik ederiz Galatasaray kazanmış. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye de Tebrikler. Güzel maçtı. Güzel oynadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bir sonraki maçta rövanşta umarım alırlar. aynen bu kadar. Bakın bir maçın sonucu böyle kutlanır. Anladın mı? GGVP. Aynen. Tebrikler tebrikler. Ez dedim mi? Kolay dedim mi? Koyduk mu dedim mi? Alevlendirirsin ortayı. GG. İzledin mi abi? Hayır tabii ki de izlemedim maçı. Neyse öyle bir linç atlattık. Ee, dün video çıkartırken birkaç tane videoya da baktım. Elren ırçılık yaptı. Elren insanların tepkisine ne yorum yaptı? Elren Arkadaş muhabbet oturmuşuz orada 3 kişi 2 kişi. Çirkinlikten güzelliğe diye bir videoda altında bir şey yorumluyoruz. Anasını satayım neyse adı geçiyorum bu konuyu vallahi yoksa çok delleneceğim küfür edeceğim. O bir tane kız kardeşimiz var. Bana anabacı anabacı yapan, döl israfı bile diyen. Onu gördünüz mü? İzliyordur o şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Telifleseydin ya ne telif diyeceğim oğlum. Telif... Hani eğer yön bak. Ben montajere ve bizim editör ekibine ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyleri teliflemeyin. Oyun serisi atanları telifleyin. Fakat eğer ki drama yapıyorsa biri, yani hedef gösterip oraya doğru yönlendiriyorsa vurun telif amına koyayım acımayın. Çünkü yalan haberse vurman lazım. Bu kadar basit. Mal mıyım yani ben? Niye olmayan bir şey için X beni tanımayan bir insanın denk gelip de benim hakkımda kötü düşünmesini sağlayan bir videoyu bırakayım ki orada? Ha doğrudur. Bir bok yemişimdir. Bir hata yapmışımdır. Onu silmek çirkeflik. Özür dedi. Ya özür dileyecek tabii anasını satayım. Nereye özür dilemiyor? Evet abi. <gülüyor> 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 tarafından ne? Bu BTS mi bu? Evet. <laughs> Oğlum yüreğime indi diyorum ki nerede ne videosu unuttum. <laughs> Et evet, arıyorum 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 böyle oynayan bir şey de yok. Oğlum güzel parçaymış lan bir versene bir daha. Bir daha veriyorum. Ben ulan bu şarkının BTS olduğunu bilmiyordum ben. bilmiyorum ki ben de. tamam. <laughs> Oğlum bu bu BTS değilmiş ki. Abi nereden bileyim ben? <laughs> e amına koyayım. Bir espri yapıyorsun araştır ya. Oğlum bak hepsi BTS hepsi birbirine benziyor. <gülüyor> 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 ne içeceğim şimdi? Siktir git Allah'ını seversen ya. Şarkılar birbirine benziyor dedi arkadaşlar Hayır yani Birbirine benziyor demeyi ırkçılık sanan bir kitle var abi ortada. Ya biri beni birine benzetsin ne olur ya. Abi sen, sen, biraz... sen, sen ben kimlere benziyorum mesela? Norveçlilere mi ne? Amerikalılar mı ne diyorlar genelde? Aquaman. Ya <laughs> <laughs> Aquaman Şey Aquaman'ın oynayan adam var ya neydi adı? Şey. Jason Momoa. Momoa. Bu arada şaka bir yana bir e, videoyu izledim. O videodaki bence asıl trigger sebebi Holmes arkadaşlar. <laughs> Holmes baya net çünkü. <laughs> Sürekli böyle olduğu için. Kardeşim benim sabah aradım. Dedim ki oğlum senin yüzünden dedim linç yedik ya dedim. Benle ne ilgisi var abi dedi. <laughs> Ama bir gülüyoruz. Bir gülüyoruz yani. Başta böyle bendeki gerginliği anladı o. E, Holmes biraz daha şeydir bu konularda. Ya abi başlar oğlum dedim. Bak benim hitap ettiğim İnsanlar daha farklı. Ben böyle hani bir şey söylediğim zaman cevap vermek zorunda kalıyorum. Sen belki tınlamıyorsun ama. Aradık makara kukara geçip bizim o sabahki konuşmamızı dinleseniz. Hani o osura, osura gülerdiniz ya. İnanılmaz eğlendim orada. Dur abi ben şimdi açıklama yapacağım dedi. Gitmiş yağdırmış bir şeyler yapmış. Abi dayak yemeden geldim. Evet bak mesela beni Amerika'daki homeless'lar evsizlere benzetiyorlar. Bunu niye savunmuyorsunuz? Bunu niye <laughs> savunmuyorsunuz? Abi Tor ve Aquaman. Yok ya geyik bir yana. Oğlum birini birine benzetmek, birilerini birilerine benzetmek. Ulan Norveçlilerin hepsi sarışın demek ırkçılığı. Bir kere ırkçılığın tanımı bu değil. Çok basit ya. Gireceksin Google'a ırkçılık nedir yazacaksın. Orada okuyacaksın iki cümle. Sonra diyeceksin ki bu adam ırkçılık mı yapmış? Nokta. Bu kadar basit bir şey. Ya da bir videoyu izledin tamam mı? Baktın orada yarrağa bak yarrağa bak diyorum sanki kadına demişim gibi göstermiş o, kim lan o videoyu ilk yapan asıl onu davalamak lazım amına koyayım ona bakacağım bak dur hatta şuraya yazayım bulsunlar onu bana çünkü bu resmen art niyet bu linçletmek için yapılmış bir çalışma yani e bakıyorsun ulan dersin ki bu çocuk gerçekten e, silmiş o silsin sabaha kadar silsin amına koyayım Böyle silinmeyle kurtarılsaydı. Bir video var önünde, triggerlanıyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki ulan herife bak. Bir tane kadına çıkmış küfür ediyor. Şimdi orada bir şunu sorgularsın. Bu adam kim? Tamam mı? Bu adam nerede yayın yapıyor? Bu adam ee, ne kadar izleniyor? Ne kadar sevilen veya ne kadar sevilmeyen bir adam? Bir araştırırsın yani. Son ikinci yapacağın şey, düşünce yapısını geçtin, düşünceni yaptın. Bakalım şu videonun full hali neymiş? Çünkü 10 saniyelik bir video izledim. Ben bir mal değilsem ben bir salak değilsem bir şunun full haline bakayım derim ben. Açarım full haline bakarım. He lan orada onu Holmes e demiş chat'teki ne demiş ya. He ulan adam uzak doğuların kültürlerini seviyorum demiş. O ulan adam Korelileri beğeniyorum demiş. Bak beğenmeye de bilirim. Beğenmeye de bilirim. Bunu savunma olsun diye söylemiyorum. Ben uzak doğuları beğenmiyorum kardeşim diyebilirim. Kimseye de hesap vermem amına koyayım. Ne oluyoruz yani? Ama ben onu da söylememişim ki beğenirim. Ulan bunları bir incele ondan sonra git beni linçle. Küfür et anama söv babama söv döl israfı de oç de bilmem ne de yemiş yemiş çamam. ondan sonra konuş. E ulan sen bu üç ay küylü hareketinle bunu yapıp da ana bacı gidersen ondan sonra özür dilemeye r veya değil bilmem ne muhabbetleri yap yapma fark etmez. Çok enteresan bir milletiz arkadaşlar. Bakın geçen gün Instagram'a bir şey pay. Bak madem öyle dertleşelim hadi. Şunu fark ediyor musunuz? Aranızda öyle insanlar varsa onlara da söyleyeceğim. Bir şey paylaşılıyor. Herhangi bir şey. Komik. Komik değil. Ya da ne bileyim bilgi veren veya bilgi vermeyen. Sosyal medyanın hangi mecrasında olursa olsun. Arkadaş altına bakıyorsun. İlla ki 5-10 tane toksik. Bak net. Ya mutlaka ve mutlaka bu komik mi? Malamına koyayım. Salağa bak. Bunu da mı ünlü yapacağız? Bunu da mı şöyle yapacağız? Ne kadar bayık bir video. Admin sen salak mısın? Fıtık mısın? Çukut musun? Mal gerizekalı salak aptal. Mal gerizekalı salak aptal. Bizim sosyal medyanın özeti bu abi Türkiye'de. Bu nedir ya? Artık videoları izlemiyorum. Alttaki salaklara bakmak için iniyorum. Oğlum bir salın lan. Bir, bir, ya bir salın oğlum. Bir mutlu değilseniz bile yansıtmayın bunu. Adam bir video yapmış. Beğenmiyorsan benim gibi yap ya. Geç amına koyayım ya. İzledin lan ya. De geç. Bu ne kadar bir ilgi çekme merakıdır. Bu nasıl bir hani ben bir şeyin vurgusudur. Ben oraya onun mal olduğunu yazdım. Çünkü ben mal değilim. Çok sinirleniyorum ya. Vallahi yani bizim sosyal medya var ya şeye döndü artık. Teröre döndü ya. Pislik pislik tipler. Salak salak çocuklar. Böyle 5 IQ'lu adamlar yorum yapıyor oğlum ya. Kusura bakmayın ama bu böyle. İstediğiniz kadar linçleyin beni. Ben böyle konuşunca da o 5 IQ'lar triggerlanıyor amına koyayım. Çünkü yüzüne vuruyorsun onun anladın mı? Orada o 5 IQ daha kasacağım derken sen eksi 5 vuruyorsun ya. Kuduruyor pezevek. Evet evet bana küfrettin diye toksikliyor. Bir video koymuşuz işte e, ben salaklığa tahammül edemiyorum demişim. Akagiri'nde Flavor hadi kalk demiş. Flavor kalkmış. ee? Evet kahkahalar atmadık güldük eğlendik geçti. Altında beni linçlemişler. demişler. <laughs> salaksın da o yüzden falan. Ya oğlum sen salaksın işte. Ben değilim. Ben üç buçuk saniyelik 6 saatlik yayında bir espri yaptım. Geçti bitti. Ben salaklığa tahammülüm yok deyip sen sinirleniyorsan Demek ki salaksın amına koyayım. Bak ciddiyim çok çok ya artık böyle sosyal medyadan ufak ufak yalan yok arkadaşlar onun işini ve oradan para kazanmama rağmen nefret etmeye başladım. Ciddi ciddi nefret etmeye başladım ya. Çok takıyorsun boşları. Abicim yapmayın şu yorumu artık. Takmıyorum amına koyayım ama bu bir gerçek. Takmak değil bu. Oğlum bunlar memleketin gençliği değil mi? Siz gençliği değil misiniz? Ben gençliği değil miyim? Gözünüzü seveyim. Bu işler öyle siktir edilecek konular değil. Ya hemen yapma siktir et, yapma siktir et. Zaten hiçbir şeyleri konuşmadığınız için, her şeyi siktir et dediğiniz için böyle oluyor bu. Gözünüzü seveyim ya. Şu saçını topla diyor herif mesela. Bakar mısın yani? Ne alaka? Ne alaka? Kafa yiyeceğim. Vallahi yakında kafa yiyeceğim ama işte diretebildiğim kadar diretiyorum. <laughs> Sadece sosyal medyada başkasının hayatına müdahale edecek seviyedeyiz arkadaşlar. Yani ne bileyim işte bir hikaye paylaşmaz oldum artık. Çünkü hikaye paylaştığım zaman bile ya bu benim kitlemle beni izle takip edenlerle falan. alakası yok. Bu herkesin kitlesinde bu böyle. Çok ciddiyim bu konuda. Bunu niye yapmadın? Saçını niye toplamadın? Neden projeksiyonu yamuk koydun? Neden oraya gittin? Neden bunu yapmadın? Günah değil mi? Şu değil mi? Bu değil mi? Sadece linçlemek ve sadece duyar kasmak üzerine. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Ee, benim babam şu kadara çalışıyor. Sen şu kadara şunu yapıyorsun. Sen bunu böyle yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Allah size akıl fikir versin. Ama siz hayatı izlemeye devam ettikçe, böyle oturduğunuz yerden sadece başka insanların hayatını izledikçe, Öyle de oturmaya ve izlemeye devam edeceksiniz. Yani bu bir mim oldu artık arkadaşlar. Siz böyle olmayın. Gözünüzü seveyim. Siz böyle olmayın. İzlediğiniz şeylerin tadını çıkartın. Eğlenmenize bakın. Gençlik geçiyor gidiyor. Gençliğinizin tadını çıkartın. Bir şeyler yaratın. Zengin olun olmayın. Kimde değil. Valla zengin olup olmamak umurumda bile değil. Benim bile değil. Şimdi açacağım videolar da var. Al insanlar ne hayatlar yaşıyor işte Amerika'da orada burada. Onları da birlikte izleyeceğiz şimdi. Bizim mutsuzluğumuz, bizim nefretimiz elimize ağzımıza artık. Aa zikre abone oldu lan. Lan siktir git içtima var. <laughs> <laughs> Telefonu aradığımda tanımadım. Belki tanımazsın için belirteyim dedim. Ben Meli. Kimdi lan bu? Şey M değil mi o ya? Meli. Ha o değil pardon. Ne, hangisi? S Sikra. Melih. Oğlum biz bir ara bir yazılımcıyım ben falan skriptırım diye bir çocuk gel. O mu lan acaba? Utku'dan öncesi. Utku lan. Evet evet Utku'dan öncesi. Lan Serhat hoş geldin. ne Melih Melih. <laughs> Abi yok o, o diğeri. Sinan Sinan. Lan Sinan. O başka. Sinan hoş geldin. Kardeşim nereye gittin yok oldun ya selamı sabah kestin ya. <laughs> dün, dün biz <laughs> Valheim midir nedir onu oynuyoruz gece. Bir baktım Zikra geldi Discord'a. <laughs> merhaba dedi bir garipsedik amına koyayım nasıl geldin? Ee, i̇çtima var birazdan dedi yazıcı olmuş ki ben yazıcı olma demiştim ona baya dinlemiş beni. <laughs> sike sike yazıcı yaptılar abi diyor. Özledik lan